Evet. Merhaba arkadaşlar, sayın öğrencilerim. Şu anki videoda past perfect tense'ini size anlatacağım. Buradaki tense'te biz bir geçmişte yaşanan bir olayın daha öncesinde yaşanan bir olaydan bahsedeceğiz. Bakalım nasıl bir şey? Şöyle, şimdi şu zaman çubuğunda eğer burası şimdiki zamansa, geçmiş zaman burasıysa, bunun daha öncesinden herhangi bir şey gerçekleşmişse ve biz bundan bahsetmek istiyorsak, işte bir şeyin geçmişinde bir olayın başka bir olayın bir geçmişinde daha öncesinde bir olay yaşanmışsa, biz bunu past perfect'le anlatıyoruz. Ve formülümüz şu. Özne var. Had ve fiilin üçüncü hali var. Nesne var. Her zamanki gibi mekan ve zamanda bu şekilde. Yani tek değişen şey cümlemizde had ve fiilimizin üçüncü halini kullanmamız. Gelelim örneklere. Had, sorry, subject, had verb 3, object, place, time. She had finished her job before she left. She is the subject, had finished, had verb 3. Her job, object, place, koymadım burada. Before she left. Bu da zamanımız. Gitmeden önce, burada bir zaman var. Yani gitmeden önce ne olmuş? She had finished her job. O işini bitirmişti. Diğer örneğe gidelim. They had built the castle before building the palace. Sarayı yapmadan önce kaleyi yapmışlardı. Dikkat ederseniz şu burada da hani bitirmişti dedim. Burada da yapmışlardı dedim. Yani mişti eki karşılığını veriyor daha çok. Hani bence öyle herhangi bir fark görmüyorum. I had had dinner before we drank coffee. Before we drank coffee, geçmişte olan zamanımız, yani biz kahve içtiğimizden önce, I had had dinner. Ben yemek yemiştim. Akşam yemeği yemiştim. Had, birincisi burada yardımcı fiilimiz. İkincisi de fiilimizin üçüncü hali. I had had dinner. I noticed that he had left his books behind. He had left his books behind. Kitaplarını arkasında bırakıp gitmişti. Yine de mişti. Hani ben fark etmeden önce, yani ben fark ettim ki kitaplarını almış gitmiş. Yani o şekilde. Yani fark etmek fiilinden fark etmek eyleminden önce birisi terk etmiş bir yerleri. Okay, she had told me everything before she left. She had told me. Bana her şeyi söylemişti before she left. Gitmeden önce. Tamam. Şimdi gelelim cümle olumsuz ve soru halimize. Kısa bir örnek verdim. She had worked diyelim. She hadn't worked. Olumsuzumuz oluyor. Had'i başa getiriyoruz. Had she worked? Sorumuz oluyor. Bu şekilde, yani bundan farklı bir şey yok. Yine not getiriyorsunuz, yardımcı fiili yapıştırıyorsunuz, yardımcı fiili başa alıyorsunuz, soru oluyor. Başka da bir şey yok. Yani şuradaki verdiğim örneklerdeki had kelimesini başa getirirseniz eğer zaten soru oluyor. Sorunuz hazır. Eğer not getirirseniz cümleniz olumsuz oluyor. Bu kadar basit. Birkaç tane örnek daha vereceğim ve videoyu bitireceğim. I wasn't hungry because I had just eaten. Aç değildim çünkü az önce yemiştim. Bir şeyler yemiştim.
We didn't leave because my son hadn't come home yet. Biz gitmedik, hani evi terk etmedik çünkü oğlum daha eve gelmemişti. They had already solved the problem. Onlar çok daha önceden problemi halletmişlerdi. I had already seen the film, so I didn't go with my friends to the cinema. Arkadaşlarımla sinemaya gitmedim. Çünkü neymiş? Daha önceden filmi izlemiştim. Okay. Birkaç tane de şöyle örnek vereyim. Şuradan çıkalım. Evet. Herhangi bir gramer konusunu Google'da yazıp yanında exercise yazdığınızda bir sürü egzersiz çıkıyor. Burada ben birkaç tane örneği yaptım. Yani yaptım derken burada show butonuna bastım. Cevap burada yazıyor. When I arrived at the cinema, the film had started. Ya da şöyle yapalım. Baştan açayım şurayı. Evet. Neyse biraz internet yavaş. İkincisine geçiyorum. She had lived in China before she went to Thailand. Tayland'a gitmeden önce Çin'de yaşamıştı demiş oluyoruz. After they had eaten, burada eat var, had eaten the shellfish, they began to feel sick. Hasta hissettiler. Neden? Çünkü şeyden sonra shellfish, şu midye. Midye yedikten sonra ne oldu? Hasta hissetmeye başladılar. Yani önce midyeyi yediler, sonra hasta hissettiler kendileri. Ve bu şekilde gelelim. Kaç tane örnek var? Burada show butonuna basıyorsunuz. Cevabı size veriyor. Ama önce cevabı kendi kendinize söyleyin veya burada yazın. Yazdıktan sonra check düğmesine basın ki daha düzgün şey olsun, sonuç versin. Bu web site güzel bir web site. Evet, tekrar açıldı. Buradan diyelim açalım. Had started yazıyorum. Check düğmesine basıyorum. Burada doğru mu yanlış mı bana şey verir. Hani onaylar. Veya hani yazmak istemiyorum. Show butonuna basıyorum. Bana cevabı gösteriyor. Doğru veya yanlış olduğunu da buradan anlayabilirsiniz. Bu şekilde tekrar şuraya gelelim. Diğer videolarda falan neyse. Okay. Arkadaşlar bu örnekleri yazın. Kendinize birkaç tane cümle yapın. İsterseniz bana yorum yazabilirsiniz. Sorunuz varsa özelden de mesaj atabilirsiniz. Veya şu videonun aşağısında mesaj koyabilirsiniz. Defterinizde not alın. Diğer videoda görüşmek üzere.